İyi akşamlar. 18.45 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce haber özetleri geliyor ekranlarınıza. Milletvekilinin sözleri CHP'yi karıştırdı. İstifa getirdi. Bilecik'te püskevitli seçim. Sağlık çalışanları çatıya çıktı. 68 yaşındaki kadına darp soygun. Yol verme kavgası cinayetle bitti. Buz üstünde eğitim mücadelesi. Ayrıntılar birazdan Aynur Aydın'la ana haber bülteninde. Sevgili izleyenler, sosyolog Pınar Selek'in Mısır Çarşısı'ndaki patlama ile ilgili davada yeniden yargılanmasına İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme Pınar Selek'i ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Selek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan sosyolog Pınar Selek'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme sosyolog Pınar Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Fransa'da yaşayan Selek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Pınar Selek'in avukatları müvekkillerinin iki kez beraat ettiğini hatırlatarak savunma yapmadı. Avukatlar son sözlerini de söylemedi. Öte yandan Mısır Çarşısı davanın 15 yıllık bir geçmişi var. 1998 yılında Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana geldi. Olayın ardından sosyolog Pınar Selek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Bazı sanıklar hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verilirken Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk beraat etti. Mahkeme patlamaya LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için iki sanığa ceza verilmesini uygun görmedi. İlk beraat kararı Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay iki sanığın beraatinin yerinde olmadığı görüşü ve müebbet istemiyle yeniden hüküm kurulmasına karar verdi. Dava yeniden görüldü. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme beraat kararında direndi. Dosya ikinci kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay ikinci kez sanıklar müebbet istemiyle yeniden yargılansın dedi. Selek'in avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda değerlendirildi. Ceza Kurulu 9. Daire'nin kararını onayladı ve dosya yeniden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme bu kez kararında direnmedi. Duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç'a görüşü soruldu. Savcı iki sanığın müebbet hapsini istedi ama bir de not düştü. Savcı Saraç, Yargıtay'ın bozma kararı karşısında şoke olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti daha önce verilen kararın usule aykırı olduğu gerekçesiyle beraat kararından vazgeçildiğini açıkladı. CHP'de yine sular ısınıyor. Bu kez nedeni Meclis Genel Kurulu'nda Birgül Ayman Güler'in sarf ettiği sözler. Güler'in Türk ulusuyla Kürt milleti eşit olamaz sözlerine Adıyaman Milletvekili Salih Fırat istifa ederek karşılık verdi. Buyurun Sayın Güler. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de siz sorunu, Türk sorunu yaptınız. Bundan sonra biz savunmadayız. Bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in ana dilde savunma tasarısının görüşmeleri sırasında yaptığı bu konuşma CHP'de deprem etkisi yarattı. İlericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Güler'in sözlerini gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Fırat'ın istifa dilekçesi meclis başkanlığına değil CHP grubuna gönderildi. İstihbaratı alıp bombalama emri veren insanlar bunu verebilir. Biz de bu cevabı onlardan bekliyoruz. Güler'in o sözlerini CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi daha ılımlı karşıladı. Grup adını ifade edilen görüşlerin dışındaki milletvekilleri kişisel görüşlerini açıklayabilirler yorumunu yaptı.
İstifa haberini Kemal Kılıçdaroğlu'na verme görevi de Hamza Çebi'ye düştü. Bilgiyi Uğur Mumcu'yu anma töreninde alan Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi "Allah Allah, öyle mi?" diyorlar oldu. Parlamentoda görev yapması gereken CHP'li Fırat'ın istifa etmesiyle birlikte bir de teklif alması bir oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Güler'in yaklaşımının bölücü, ırkçı, ulusalcı ve faşist bir yaklaşım olduğunu söyledi. İstifa eden Salih Fırat'ı AK Parti'ye davet etti. CHP ise istifaya karşı temkinli bir tutum aldı. Fırat'ı ikna edebilecekleri düşüncesiyle istifayı işleme koymadı. Mecliste ana dilde savunmayı ve iyi hal gösteren mahkumların eşleriyle özel mekanlarda görüşmesini içeren tasarı milletvekillerini çileden çıkarttı. MHP, BDP ve AK Partilerin karıştığı gerginlikte yumruklar havaya kalktı. Milletvekilleri güçlükle sakinleştirildi. Salonda kalmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Ana dilde savunma hakkının kullanılması ile ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine geldi. Görüşmeler gergin başladı, sinirler gerildi, tansiyon yükseldi. Tasarıya karşı çıkan MHP, BDP ve AK Parti arasında başlayan gerginlik tırmanıp ARBD'ye döndü. Yeni düzenleme ile iyi halli mahkumlara tanınan cezaevinde eşle buluşma hakkının İmralı cezaevindeki Abdullah Öcalan'ı kapsayıp kapsamadığına ilişkin tartışmada zaman zaman sözlü atışmalar yaşandı. MHP bu tasarının terör örgütünün dayatması olduğunu savundu. BDP ise yasanın bir an önce görüşülmesi konusunda hassasiyetlerinin olduğunu söyledi. Sözlü tartışmada geçen nifak kelimesi bir anda tansiyonu yükseltti. MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ile BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken birbirlerinin üzerine yürüdü. Aynı anda MHP'li Seyfettin Yılmaz da AK Partili Ahmet Aydın da birbirlerinin üzerine yürüdü. Diğer milletvekilleri de bir yandan tartışmaya katılıp bir yandan da yumruklaşmayı engellemeye çalıştı. Kapalı oturuma geçmeden bir usul tartışması açalım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut birleşime ara vererek gerginliği sonlandırmaya çalıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Bilecik'in Söğüt ilçesine gitti. Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua okuyan Bahçeli daha sonra meydana gidip konuşma yaptı ve 2014 yılı yerel seçim çalışmalarını buradan başlattı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahal idareler seçimlerine bugünden itibaren 431 gün kalmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle Bilecik'in Söğüt ilçesinde yerel seçimlerin startını verdi. Hürmetle karşılıyor. Hoş geldin. Seçim çalışmalarını başlatmak için Bahçeli MHP için önemli bir tarihi ve yeri seçti. 1980 darbesiyle kapatılan MHP kadroları Milliyetçi Çalışma Partisi'ni kurmuş, siyasi yasakların kalkmasının ardından 24 Ocak 1993'te partinin adı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmişti. Bilecik'in Söğüt ilçesinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atıldı. Bahçeli yerel seçim startını Söğüt'ten verdi. Milliyetçi Hareket Partisi mahalli idareler seçimleri için bugünden itibaren ayaktadır. Bugünden tezi yok, iştah ve hevesle yola çıkmaktadır. MHP lideri seçim çalışmalarını başlatmadan önce Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Dua okudu. Ardından Söğütlülere hitap etti. Yerel seçim çalışmaları Söğüt'te bir de esprili ikramla başlatıldı. Üzerinde püskevit yazılı kutularda bisküvi arası lokum dağıtıldı. Bahçeli konuşmasının ardından ilçeyi gezerek esnafla sohbet etti. Bir bahçede çay içen Bahçeli daha sonra Söğüt'ten ayrıldı. MHP liderinin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki konuşmasında İmralı ile görüşmeler ve barış olarak adlandırılan süreç vardı. MHP lideri görüşmelere ve AK Parti'ye ağır eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin basamak basamak aşağı indiğini söyledi. Sayın Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Bilecik'te yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli'nin gündeminde İmralı ile görüşmeler vardı. Sözleri sertti. AK Parti'ye yüklendi. Müzakereciler Söğüt'ten fışkıran ve Hakkari'ye kadar sirayet eden azametle tanışmalıdır. Teröristler, acizler, korkaklar, pısırıklar, katile kucak açan uğursuz yüzler.
MHP lideri çözüm söylemlerine ve izlenilen yola sert tepki gösterdi. İmralı canisiyle görüşmek moda oldu. PKK ile teslim müzakereleri yapmak sıradanlaştı. En kanlı canilerin hiçbir şey yaşanmamış gibi makbul, samimi ve çözüm yanlısı kişiler olarak propagandası yapıldı. Çözüm diyorlar ama neyi çözmeye çalıştıklarını söyleyemiyorlar. Çözüm diyorlar ama milletimize açık açık ne amaçladıklarını izah edemiyorlar. Barıştan bahsediyorlar. Barış süreci hezeyanlarıyla vakit geçiriyorlar ama bunun için ne gerektiğini, PKK'nın hangi tavizlerle emellerinden cayacağını ortaya koyamıyorlar. Bağımsız Kürdistan'ın kurulduğunu öne süren Bahçeli, Türkiye'nin aşağı indiğini söyledi. Bağımsız Kürdistan inşa ediyorlar ama bunu çözüm kılıfına saklıyorlar. PKK'yı affetmeye hazırlanıyorlar. Şehadetler üzerinden el sıkışarak İmralı canisinin serbest bırakılması için türlü kurnazlıklara başvuruyorlar. Ne var ki bunları çözüm etiketiyle kapatmaktan da geri durmuyorlar. PKK merdiven tırmanırken Türk devleti basamak basamak aşağı inmektedir. Suriye sınırına konuşlandırılan patriotlar bu hafta sonu faaliyete geçecek. Patriotların tamamı ise ay sonu itibariyle hazır olacak. Patriotlar için sadece Kahramanmaraş'ta 300'e yakın Alman askeri görev alacak. NATO'dan patriotlarla ilgili bir açıklama yapıldı ama gündemde İskenderun'daki Alman askerlerine yapılan çuvallı eylem de vardı. NATO bu eylemi normal karşıladı. Almanya, Amerika ve Hollanda'dan gelen Patriot füze sistemlerinin sevkiyatı yapıldı, kurulumuna başlandı, hatta son aşamaya gelindi. İncirlik'te konuşlandırılan Patriotlar hafta sonundan itibaren faal hale gelecek. Ay sonunda ise tüm Patriotlar çalışır konumda olacak. Patriotların kurulumundaki son durumu açıklamak için NATO Stratejik Tercihler Direktörü Tuğgeneral Gary Deacon kameralar karşısındaydı. Bataryaların konuşlandırılacağı yerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde belirlendiğini ifade eden Tuğgeneral, sistem sayesinde Türkiye sınırları içindeki 3,5 milyon kişinin koruma altında olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Suriye'de istikrar oluştuğu saat patriotlar ve NATO askerleri çekilir dedi. İskenderun'da bir grup Türkiye Gençlik Birliği üyesinin Alman askerlerinin başına çuval geçirmek istemesi de NATO'nun gündemindeydi. Tuğgeneral tepkilerin normal olduğunu söyledi ve gösterilerin görevlerini etkilemeyeceğini kaydetti. Ancak şiddetin meşru olamayacağını da sözlerine ekledi. İskenderun'daki eylem Almanya'da da yankı buldu. Olayla ilgili açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı, Türkiye'den burada görev yapan askerlerimizin güvenliğini temin etmesini bekliyoruz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir akrabasının daha acı haberini aldı. Erdoğan'ın dayısı 85 yaşındaki Kemal Mutlu hayatını kaybetti. Mübarek bir emanet, bir nimet olarak da görürüz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı 85 yaşındaki Kemal Mutlu, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Kemal Mutlu rahatsızlığı nedeniyle bir ay önce Rize'nin Güneysu ilçesinden İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Mutlu bugün saat 11.30'da yaşamını yitirdi. Evli ve 7 çocuk babası olan Kemal Mutlu'nun cenazesi yarın öğlen vaktinde İstanbul Kasımpaşa'da kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bugün iki önemli isim mezarları başında anıldı. Gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürüyken şehit düşen Gaffar Okan. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Genel Meclisi Sayın Başkanım, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 20. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Mumcu için Ankara Yeni Mahalle'deki Uğur Mumcu Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Mumcu için adı verilen sokaktaki evinin önünde de tören vardı.
hukukçulara dinletecekler. Peki bunlar üçü birden diyecek ki... Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP'nin bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı. Bir mücadele adamıydı, direnişin adıydı, direnişin simgesiydi. Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Bir başka önemli isim de bugün anıldı. Şehit polis Gaffar Okkan. Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilmişti. Okkan'ın Sakarya'daki mezarı başında yapılan anma töreninde mezarına karanfiller bırakıldı. Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesini aktarmak istiyorum hemen sizlere. İçişleri Bakanlığı'na Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu atandı. Tekrarlamak istiyorum bu son dakika gelişmesini. İçişleri Bakanlığı'na Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu atandı. Danıştay 8. Dairesi Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların başları açık görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Başı örtülü bir avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle Türkiye Barolar Birliği'ne başvurdu. Ancak başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle bu talebi Barolar Birliği tarafından reddedildi. Avukat Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, 20. maddedeki avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yakışır bir kılık ve kıyafette başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar düzenlemesindeki başları açık ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Dairenin gerekçesinde mahkeme kavramından sadece mahkemelerin anlaşılmaması gerektiği belirtildi. Karar, göreve bağlı işlerin yapıldığı mahkeme kalemi, icra müdürlükleri, cumhuriyet savcılıkları gibi tüm resmi kurum ve kuruluşları da kapsıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, internetten film indirenlerin suç işlemediğini ancak film indirip çoğaltanlara yaptırım uygulanacağını açıkladı. İnternetten film indirmek suç olmayacak. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan. İmkanın size verdiği kolaylığı kullanıyorsunuz. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, internetten film indirme ile ilgili yapılan düzenleme konusunda açıklama yaptı. Kanuni bir düzenleme yapıldığını doğrulayan ancak film indiren ya da izleyenlere ceza geleceği yönündeki haberleri yalanlayan Günay, düzenlemenin sadece film indirip çoğaltanlara yönelik cezai işlem getireceğini, bireysel olarak bir ceza öngörülmediğini söyledi. Başkasına dağıtırsanız ikaz ediliyorsunuz. Yani siz bir müzik indiriyorsunuz, film indiriyorsunuz, izliyorsunuz, orada bir şey yok. Ama onu servis yapmaya başlarsanız ona yaptırım getiriliyor, evet. Yoksa yani siz teknik imkanın size verdiği kolaylığı kullanıyorsunuz. İnternet kullanmanın bir bedeli var, onu ödüyorsunuz, kendini yararlanıyorsunuz, orada bir sıkıntı yok. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik atandı sevgili izleyenler. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün akşam Mevlid Kandili etkinliğinde söz aldı. Bir anısını anlattı. Bülent Arınç izlediği şarkılı türkülü programı sunan Günahkar Yaramaz diye nitelendirdiği bir şovmenin sözlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mevlid Kandili programına katıldı. Kürsüye çıktı, izlediği bir programı anlattı. Programın sunucusu bir şovmendi. Bir televizyon programında şarkılı, türkülü bir eğlence vardı. O eğlencede şovmenlik yapan da, ismini söylemeyeceğim, Türkiye'de çok iyi bilinen, çok meşhur birisiydi. Şarkılı, türkülü bir gece yapılıyordu. Ama nereden aklına geldiyse, bir anda durdu o kişi ve dedi ki, yarın Hazreti Muhammed'in doğum günü. Arınç, şovmenin daha sonra yaptıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz. Belki de sarhoş olduğunu zannettiğim,
Çünkü özel hayatı itibariyle öyle olması da gereken birisiydi. Oradaki topluluğa da dikkat ettim. Hepsi el çırparak şarkılara, türkülere iştirak ediyorlardı. Ama birden durdu, Resulullah Efendimiz'in doğum günü dedi. Ben onu çok seviyorum dedi. Ve o kişi... Ve başbakan yardımcısının o anlardan bir çıkarımı vardı. En yaramazımız bile peygamberi çok seviyor. O kişi programını o anda kesti. Demek ki ben oraya takıldım. Peygamberimize hepimiz hürmet gösterelim dedi. Ve Güneydoğu'da çokça söylenen bir nat-ı şerif midir, bir ilahi midir onu söylemeye başladı. Hem söylüyor hem ağlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların cephede çatışma bölgelerinde görev yapma yasağı kaldırılıyor. Yani artık Amerikalı kadınlar da cephede sıcak çatışmaya girecek, göğüs göğüse çarpışacak. 1 milyon 400 bin kişilik Amerikan ordusunun %14'ünü oluşturan kadın askerlerin bundan sonra görev tanımları genişleyecek. Ordudaki kapalı kadrolar açılacak. Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'nın aldığı bir kararla kadın askerlere ön cephelerde aktif rol alma imkanı verilecek. Karar 230 bini aşkın kadın askere cephe yolunu açacak. Bazı kadrolar bu yıl içinde, özel kuvvetlerin içinde olduğu diğer kadrolarsa daha ileri bir tarihte açılacak. Kadınları tam anlamıyla savaş cephelerine dahil edecek düzenlemelerin tamamlanması ise 2016'yı bulacak. Kadınlara orduda getirilen kısıtlamalar son yıllarda eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle çok eleştiriliyordu. Bu yüzden geçen yıl kadın askerler için cepheye yakın yerlerde 14.500 yeni kadro açılmış, kadınların ordudaki görevlerine getirilen kısıtlamalar bir nebze gevşetilmişti. Ancak talepleri erkeklerle tam anlamıyla eşit şartlarda çalışabilmek olan kadın askerler için bu hamle yeterli olmadı. Geçen yıl Kasım ayında 4 kadın asker bu gerekçeyle Savunma Bakanlığı'na dava açtı. Son 10 yılda cepheye yakın bölgelerde görev yapan kadınların sayısı 280 bini buldu. 800'den fazla kadın yaralandı, 150'ye yakını da hayatını kaybetti. Dün Çalışma Bakanlığı önünde bir grup taşeron işçi çadır kurarak eylem yaptıkları için gözaltına alınmışlardı. İstanbul'da bir grup hastane çalışanı da eylemcilere destek vermek için Taksim'de hastane çatısına kırıp eylem yaptı. Dev Sağlık İş Sendikası üyesi arkadaşları Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gözaltına alındı. İstanbul'daki hastane çalışanları da gözaltındakilere destek vermek için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısına çıkıp eylem yaptı. Sendikal haklarının gasp edildiğini iddia eden bir grup işçi bugün Taksim İktidar Hastanesi'nin çatısına çıktı ve sloganlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı protesto etti. Protestocu grup arkadaşları serbest bırakılana kadar inmeyeceklerini söyledi. Çatıda protesto nöbetine başlayan 10 kişilik grup basın açıklaması yaptı. Kimi yerlerde kargo firmasının elemanı olarak görülmekte. Böyle işleyince de bu iş şirketlerin kendi bildirimleri esas alınıyor SGK'larda. Her bir şirketin kendi sicil kaydı var. Bu sicil kayıtlarına göre üyelikler baz alınmakta. Böyle olduğu için de 10 bine yakın sağlık işçisinin üyelikleri bugün yok sayılmakta. Eyleme vatandaşlar da hastane önünde slogan atarak destek verdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında yangın çıktı. Boya bölümünde çıkan yangın fabrikanın 10 bölümüne daha yayıldı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarından geriye kül olmuş bir fabrika kaldı. Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında yangın çıktı. Bir önceki akşamda sanayi bölgesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıkmıştı. Metal fabrikasındaki yangın boya ve sünger bölümünde çıktı. Hızla diğer bölümlere yayıldı. Gökyüzüne yükselen dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının söndürülmesi için 15 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi çaba gösterdi. İtfaiyeciler söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşarken fabrika işçileri de çalışmaları çaresiz gözlerle izledi.
kenara gel lan. Pardon. Alevler 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları ise uzun süre devam etti. Yangında can kaybı olmadı ama 6 kişi dumandan zehirlendi. Fabrikanın 10 bölümü tamamen yandı. Çatısı ve duvarları çöktü. İçindeki eşyaların küle döndüğü fabrika kullanılamaz hale geldi. Konya'da bir vatandaş 20 yıllık eşini döverken fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. İkisi de aynı hastaneye götürülerek tedavi edildi. Konya'da yaşayan 45 yaşındaki A.İ. ve 44 yaşındaki eşi M.İ. 20 yıllık evliydi. İddiaya göre çift arasında tartışma çıktı. Öfkeli eş karısını dövdüğü sırada fenalaştı, yere yığıldı. Dövdüğü eşi ambulans çağırıp hastaneye kaldırdı. Yediği dayaktan hafif yaralar alan kadın da aynı hastanede tedavi gördü. Tamam abla. Kadının şikayetçi olmaması üzerine çift tedavilerinin ardından taburcu olup evlerine döndü. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı'nda geçen 7 Ocak'ta meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 8 madencinin ailelerine ölüm maaşları bağlandı. Madencilerden Yüksel Koca'nın eşi Arife Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kamuran Öner'den zarf içindeki ölüm maaşı belgesini alırken gözyaşlarını tutamadı. SGK İl Müdürlüğü 7 Ocak'ta yerin 630 metre altında meydana gelen metan gazı püskürmesi ve sonrasında oluşan göçükte ölen 8 madencinin ailelerine bağlanacak ölüm maaşları ile ilgili işlemleri tamamladı. SGK İl Müdürü Kamuran Öner, şehit madencilerin ailelerine ölüm aylığı bağlandığını belirtti. Bu ikinci bir aşaması var biliyorsunuz. Bu tür iş kazalarında iki tür aylık bağlanır. Bunlardan bir tanesi normal ölüm aylığıdır. Ölüm aylığının şartları belli. Yani bu tür çalışan sigortalının 900 iş günü olması veya 5 yıl sigortalılık süresinin bulunması ve 900 iş günü veya 1800 gün olması halinde aylık bağlanır. Bu 7-8 sigortalımızda buna müktesef hak haline getirilir ve aylıklarını bağladık. İkinci bağlayacağımız aylık ise her iş kazası neticesinde vefat edenlerin hiçbir gün şartı aranmadan, hiçbir şey aranmaksızın bağlanan bir ayrımız daha var. Buna biz sürekli iş görmezlik geliri diyoruz. Bu arada SGK Öner, cesedi kazadan 5 gün sonra göçükten çıkarılan maden işçisi Yüksel Koca'nın Türk bayrağı asılı evini ziyaret etti. Dolayısıyla bir an evvel şey olmazsa haklarında konuşmalı içlerimizden geleni yapıyoruz. Eşi Hasan Koca'dan sonra oğlu Yüksel Koca'yı da aynı maden ocağında kaybeden Hayriye Koca ise acısını şöyle dile getirdi. 30 yıl oldu babasını kaybeteli. 30 yıl sonra bu acı başımıza geldi bizim oğlu. Sözün bittiği yer ya, yapacak bir şeyimiz, hiçbir şeyimiz yok artık ya. Gerçekten öyle ya. SGK İl Müdürü Kamuran Öner, Yüksel Koca'nın eşi Arife Koca'ya ölüm maaşı belgesini teslim ederken genç kadın 544 lira 96 kuruş olarak 19 Şubat'tan itibaren almaya başlayacağı ölüm maaşı belgesini zarf içinde alırken gözyaşlarını tutamadı. Söylüyorum ki kurum sizin kurumunuz. O da bizim sigortalımızdı. Şehidimiz de bizimdi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası'nın 32. maddesi gereği madencilerden 56 yaşındaki Hüseyin Kürekçi'nin eşine 1374 lira 63 kuruş, 44 yaşındaki Hasan Bozacıoğlu'nun eşine 768 lira 24 kuruş, 32 yaşındaki Muharrem Yapıcı'nın eşine 420 lira 29 kuruş, 42 yaşındaki Yüksel Koca'nın eşine 544 lira 96 kuruş, 31 yaşındaki Ahmet Şeker'in eşine 552 lira 39 kuruş, 48 yaşındaki Köksal Kadıoğlu'nun eşine 745 lira 89 kuruş, 36 yaşındaki Satılmış Arslan'ın eşine 741 lira 43 kuruş ölüm aylığı bağlandığı belirtildi. Bekar olan 31 yaşındaki Muhsin Akyüz'ün anne ve babasına ise muhtaçlık belgesi getirmeleri halinde maaş bağlanacağı bildirildi. Yol verme kavgası cinayetle sonuçlandı sevgili izleyenler. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yol verme yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cinayetle bitti. 32 yaşındaki Yasin Başkurt adında bir kişi başından vurularak öldürüldü. Evli ve bir çocuk babası 32 yaşındaki Yasin Başkurt yol teröristinin kurbanı oldu.
Olay Gazi Osman Paşa'da meydana geldi. Yasin Başkurt'un kullandığı otomobili, ismi bilinmeyen bir başka sürücünün kullandığı araç karşı karşıya gelince Başkurt'la diğer sürücü arasında yol verme tartışması başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce diğer otomobilin sürücüsü Başkurt'a yanında bulunan tabancasını çekerek iki el ateş etti. Başından vurulan Başkurt, kanlar içerisinde yere yığılırken aracına binerek olay yerinden kaçan saldırgan kayıplara karıştı. Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri Başkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle bakkalı Hüseyin Güçlü ise olayı şöyle anlattı. Dışarı çıktığımda zaten adam kanlar içinde, diğer arabaya binmiş adam gitmiş. Fakat orada demir doğrama yapan insanlar görmüşler. İki tane de insanımız orada, komşularımızdan. İfadeye gittiler yani. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında Yasin Başkurt'un yakınları panik halinde olay yerine geldi. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede olay yerinde 2 adet boş kovanla 1 adet de mermi çekirdeği bulundu. Mermilerden birinin Başkurt'un başına, diğerinin de aracına isabet ettiği belirtildi. Başkurt'un cenazesi savcının talimatıyla ambulansa özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Aksaray'da iki kişi adres sorma bahanesiyle müstakil bir evin kapısını çalarak evde yalnız olan 68 yaşındaki kadının elini kolunu bağlayarak darp ettikten sonra evi soyup soğana çevirdiler. İki hırsız 68 yaşındaki yaşlı bir kadını darp etti. Amaçları eve girip evi soymak. İki hırsız Medine Yıldırım adında yaşlı bir kadının evde yalnız olduğunu bilerek fırsattan istifade adres sorma bahanesiyle yaşlı kadının ağzını kapatarak içeri girdiler. Ardından yaşlı kadını darp eden kişiler kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak evi adeta soyup soğana çevirdiler. Hırsızlar evi darmadağın ettikten sonra bir miktar para ve birkaç parça eşya alarak olay yerinden kaçtı. Adamı tanıyorum ben ya. Bu sırada pencereden bakan komşusu durumu fark edince hemen eve geldi. Evde yaşlı kadının elleri ve ayakları bağlı olarak bulan komşu durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşadığı korkunç olayı anlatan yaşlı kadının yaşananlardan çok etkilendiği görüldü. Bana dedi parayı çıkar, parayı veririm. Ben dedim param yok, para nereden getireyim? 20 milyon bir dedim, bir de çıkardı aldılar. Getirdiler işte ev üstüne hep bir yaptılar. Ben dedim para yok, para nereden getireyim size? Elini gözünü bağladılar mı? Ben bağladılar, ayaklarım gözüm bağlamadılar. Ayaklarım onun bağlamadılar. Ne aldılar? İşte gezdiler de para gezdiler. Para. Para da yok. Para nereden getirmiş onu? Kadının eşi İsmail Yıldırım ise sabah evden işe giderken kendisine adres sorduklarını belirterek şunları söyledi. Sarısı şöyle sakallı, kafası çıplak yani. Derin mont vardı, kont pantolon ayağında dedi. Ha. Ben de sonra onu falan keziyor musun? Kezeceğiz dedi. Dedim sen kezerim. Numarayı aldığından sonra çekti gitti, ben sana ararım dedi yani. Zonguldak'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlandı. Araç taklalar atarak denize 50 metre kala durabildi. Şans eseri sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı, takla attı. 75-15 merkez 49'da. Zonguldak'taki kazada araç denize 50 metre kala şans eseri durdu. Araç taklalar atarak uçuruma düştü ama sürücüsü sadece yaralanarak kurtuldu. Cep telefonuyla 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekibi kurtarma çalışması başlattı. Halat yardımıyla çıkarılan 22 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Rusya'da meydana gelen kazayı izlerken inanın çok etkileneceksiniz sevgili izleyenler. İki aracın çarpışması sonucu araçta bulunan bebeğin ölümden şans eseri nasıl kurtulduğuna şahit olacaksınız. Kaza anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Bu görüntüler Rusya'dan. Aşırı hız ve kaygan yol sebebiyle iki araç çarpıştı ve o korkunç görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonucu aracın camından fırlayıp yola düşen bir bebek. Araçtan fırlayan bebek tırın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde araçtan inen babanın bebeği düştüğü yerden aldığı ve tekrar araca koyduğu görülüyor. Konuyla ilgili olarak Rus basınına açıklamalarda bulunan bölge polis müdürlüğü, bebeğin başında ve vücudunda yaralanmalar olduğunu ve hastanede müşahede altında tutulduğunu duyurdu. Şimdi Bursa'da yaşanan intihar haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Metin Yazıcı adında bir kişi evlerinin yakınında bulunan bir okulun bahçesinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Daha önce de intihara teşebbüs eden Yazıcı'nın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olay Bursa'da yaşandı. Metin Yazıcı adında bir kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Çamaşır ipiyle mahallesindeki bir ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan ve üzeri tente ile kaplanan bölümde kendini iple asarak hayatına son verdi. Durumu yoldan geçen bir vatandaş fark etti ve hemen polise haber verdi. Psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Yazıcı'nın daha önce de kendini asmak isterken son anda ailesi tarafından kurtarıldığı belirtildi. İntihar eden Metin Yazıcı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Doğu Anadolu'da etkili olan soğuklar birçok göl ve akarsunun donmasına neden oldu. Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde öğrencilerin beldeyi ikiye bölen ve yüzeyi buz tutan Sungu Nehri'nde yürüyerek okula gitmeleri ve oyun oynamaları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Soğuklar Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Birçok göl ve akarsu dondu. Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde öğrenciler beldeyi ikiye bölen ve yüzeyi buz tutan Sungu Nehri'nde korkusuzca yürüyorlar. -10 derece soğukta çocuklar buz tutmuş nehrin üstünde top koşturuyor, kayıyor, yani gönüllerince eğleniyorlar. Çocuklar bu durumdan nasıl keyif aldıklarını bakın nasıl anlatıyorlar. Buz tuttuğumdan dolayı kaymaya geldim. Buz tutan suda kayıyoruz. Top oynamaya geldik kara suyun üstünde. Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütleleri binadan çıkan iki genç kızın üzerine düştü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda kızlardan biri hafif yaralanırken diğerinin kolu kırıldı. Vücudunda ezikler oluştu. Çatıdan düşen kar kütleleri hastanelik etti. Burası Bitlis'in Tatvan ilçesi. Her yer karlarla ve buzlarla çevrili. İki genç kız binadan çıkarken binanın çatısından düşen onlarca kiloluk kar kütlesi genç kızın üzerine düşüyor. Kar kütleleriyle birlikte yere çakılan genç kız olduğu yere yığılıyor. Bir anda ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşı ise kısa sürede olayın şokunu atlattıktan sonra yerde baygınlık geçiren arkadaşına yardım etmeye çalışıyor. Şans eseri kızlardan biri kar kütlelerinden hafif sıyrıklarla kurtulurken diğeri onlarca kilo ağırlığındaki kar kütlelerinin altında kalıyor.
Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan genç kız bir araçla hastaneye götürüldü. Genç kızın kolunda kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde de ezilmeler olduğu öğrenildi. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinden geçen Ödük Vadisi'nde yaptırılacak 3 ayrı HES'e karşı düzenlenen eylemlerde jandarma erine hakaret ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Leyla Yalçınkaya beraat etti. Daha 18 yaşında Leyla Yalçınkaya. İddialara göre 12 Eylül 2011 günü yapılan HES eylemi sırasında jandarma erine hakaret ettiği ileri sürülerek dava açılmıştı. Leyla Yalçınkaya için Tortum Sulh Ceza Mahkemesi'nde 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme heyeti Leyla Yalçınkaya'nın duruşmasını 13 Haziran'a erteledi. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur mahkeme sonrası açıklama yaptı. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi davanın seyrine baktığınızda aslında yani buradaki kız çocuklarından şikayetçi olan insanların ortada olmamaları, bunlara dair herhangi bir görüntünün olmaması zaten hani bu çocuklar üzerinden HES eylemlerine karşı insanların korkutulması, yani bu eylemlere gelen insanların bunlardan el çektirilmesi için bir tehdit. Yani şunu söylüyorlar aslında baktığınızda Hopa'da olan da Türkiye'nin her yerinde olan da bu. Eğer çoluğunuzu, çocuğunuzu, suyunuzu, toprağınızı savunmak üzere HES eylemine gönderirseniz başınıza gelecek budur. Böyle mahkeme mahkeme sürünürsünüz. Normalde bu davaların, bu dosyaların çoktan kapatılması gerekiyordu. Bu duruşmada bekliyorduk ama 17 Nisan ama hakimden öyle bir sinyal aldık. Herhalde Nisan'da artık dileriz ki beraatla. Antalya'da 2 günlük kız bebek bir apartmanın dairesinin kapısında terk edilmiş halde bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin karnı açtı. Tam o sırada hastaneye çocuğunu tedaviye getiren bir kadından bebeğin emzirilmesi istendi. Küçük bebek adının Arife Kalay olduğu öğrenilen kadın tarafından emzirilerek karnı doyuruldu. 2 günlük bebek apartman dairesinin kapısının önüne terk edildi. Apartmanın ikinci katında oturan aile kapılarının önüne terk edilmiş kız bebeğini görünce bir an şaşırdılar. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 2 gün önce doğduğu tahmin edilen kız bebeğini hastaneye götürdü. Hastanede sağlık durumu kontrol edilen bebeğin karnının aç olduğunu fark edilmesi üzerine sağlık personeli acil serviste yeni doğum yapan anneleri araştırdı. Bu sırada hastalanan 4 aylık kız çocuğunu tedaviye getiren Arife Kalay adında bir kişi bebeği emzirerek karnını doyurdu. Ben geldim bebeğim rahatsız diyerekten bebeği işte dışarı bırakmışlar sanırım. Benden emzirmemi istediler, süt annesi olunsun dediler. Ben de olurum dedim, emzirdim ve çıktım. Benim de bebeğim var yani o yüzden aç kalmasına dayanamadım. Ve bültenimizin sonunda finans var sırada. Borsa 86.345 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1 lira 77 kuruş, euro 2 lira 37 kuruş, altın ise 95 lira 46 kuruştan işlem gördü. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.